Merhaba arkadaşlar, ben Ümit Kirenci. Tasarım ve mühendislik konularını paylaşım kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir canlı tasarım videosu ile karşınızdayım. Şu an gündemde iPhone 12 var biliyorsunuz. Teknoloji camiasında diyeyim. Ama iPhone 12'nin de Türkiye geliş fiyatı vallahi felaket. Yani almak ne kadar mümkün bilmiyorum. Yani benim bir hayalim var. Evet, ben iPhone 12 özellikle Pro versiyonunu almak istiyorum. Lidar özelliğinden dolayı. Yani alıp almayacağımız belli değil de bu MagSafe olayı var ya, hani arkasında manyetik tutucuları var, işte aksesuarı takıyorsunuz. Ben onu çok sevdim bu yeni versiyonda. Güzel bir özellik olmuş. Şimdi canlı tasarım içerik ararken de iPhone hayaliyle yanıp tutuşuyoruz tabii. İnşallah alırız. Bir telefon standı tasarlayayım diye düşündüm. Bu videoda iPhone 12'ye bir telefon standı tasarlayacağız birlikte. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Yine her zamanki gibi bir fikrimiz yok. Kabaca konsept var ama ne yapacağız, ne edeceğiz? Hepsini burada sıfırdan itibaren baştan modelleyeceğiz. iPhone'a yakışır bir telefon standı olması lazım. Tabii iPhone'un dili biraz daha sade, yalın ama modern, görünümlü bir dil. Bakalım neler yapacağız. Evet. Şimdi klasör oluşturdum ben bu sefer. Bir de bir iPhone modeli lazımdı tabii. iPhone birebir şöyle modelleyen kesin çıkmıştır dedim. Tasarımcının dostu GrabCAD'e bir baktım. GrabCAD'de tabii ki iPhone'u bulduk. Size göstereyim. Ben indirdim ama. iPhone 12 yazdığımda iPhone Pro Max değil, iPhone 12 Pro Part modeli indirdim ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuna bir bakayım. Evet, ben bunu indirdim. Aynen. Bu modeli indirdim. Kim yapmış bunu? Albin Sem diye bir arkadaş yapmış. Like'ımızı da atmışız. Tamam. Thoughtworks'e modellemiş. Bu modeli indirdim. Yani bunu isteyen arkadaşlar indirebilir. Buradan. Şimdi GrabCAD'i kapatalım. Efsane Katya'mıza. Şurada şey açıktı zaten iPhone. Biraz da ben bunu böyle boyadım. Mavi rengini sevdim ben. Mavi rengiyle modelleme yaparız dedim. Şunun adını bir düzelteyim. Şimdi hemen yeni bir pardon montaj dosyası açıyorum. Ve buna diyoruz ki hayaller gerçekten. iPhone 12 Mac Stand, MagSafe Stand, MagSafe Stand dedim. Tabi bunun başına tam montaj koyuyoruz. Şunu ben içindeki part adı yaparım. Tamam. iPhone'u bunun içine atalım. Şunu kapattım artık. Şimdi şunun bir ön görünüşüne bir bakalım. Ön görünüş nasıl? Ön görünüşte ben böyle görünsün istemem aslında. Şu parçayı ben bir çevireyim. Y ekseninde 90 derece. Bir de Z ekseninde değil, X'miş. Şöyle bize bir baksın. Tamam. Böyle baksın bize ön görünüşe tıkladığımda.
Tamam. Şimdi bunu kaydettim. Pardon. Bunu Save Management'la kaydedelim. Tam montaj. Çan tasarım 5. Oh. Evet. Şeyde önce tabii şey yaptım. Bunun üstüne aslında çizmek lazım da. İnternetten bir baktım bu MagSafe'in manyetikleri nasıl dizilmiş. Biz iPhone'u alamıyoruz, iPhone'u bulamıyoruz. Yani hayal kuruyoruz. Adam bunu almış, sökmüş, parçalamış. Yani nasıl tamir edeceğini falan video çekmişler ve yani ya Allah sonumuzu hayır etsin ya. Yani şimdi bir şey demeyeceğim de. Adamlardaki şeyi görünce adamın canı sıkılıyor tabii refah görünce de. Neyse. Bizim umutlarımız tam. Umutlarımız tam da şöyle bir adamın videosunda gördüğüm kadarıyla şöyle baş parmağının ölçüsünü bilmiyorum. Gerçek ölçüsünü. Bu arada iPhone modeli şey birebir ölçüde. İnternetten indirdim. Biraz genişliği 1 milimetre kadar kısa. Yüksekliği tam. Kalınlığı da tam ama genişliği 1 milimetre kısa. 78,4 milimetre mi ne? iPhone 12 Pro. Pro Max bu arada. Bu Pro Max'a göre modelleniyor. 2-3 baş parmak ölçüsündeydi. Şöyle. Ben o yüzden buraya 60 milimetre diyorum. Çünkü yani gözümle ölçeklediğim kadarıyla şöyle bir şeye denk geliyor. Böyle 55 ile 60 arası bir şey ya. Ben bunu 55 diyeyim. Hatta 52 diyeyim. 55 dedim. Ya tamamen o videoda adamın söküldüğü yerdeki şeyi düşünüyorum. Ne yaptığını. Hatta şöyle yapalım. O manyetiklerin bir şeyi var sonuçta. Bir kalınlığı var. Ben onu şuraya temsilen şey yapacağım. Sırf görebilmek için. 50'ye 61 zarf çizdim. Burada geometrik set yok mu ya? Hı. Şuraya yapıştırdım. Şimdi şunu da şöyle yapayım. Biraz ayırt edici görmek istiyorum onu da. Rengini de değiştirebilirim. Ayırt edici dedik mor yaptık ya. Hiç gözükmüyor. Sarı yapayım. Tamam. Şimdi izometrik görünüşümüze aldık. Ama ben bunu çevirmiştim. Ha bu şeydi. Tamam. Part design'da olduğum için. Şimdi öne alıp izometriye bakarsak güzel görünür. Yani benim görünmesi istediğim şekilde bu. Çünkü buraya ben standı bir şeyleri çizdiğim zaman orada net görürüz. Şimdi bunu file save all dedim. Tamam. Şimdi valla pek bir şey düşünmedim ama sadece şeyi düşündüm. Apple ürünü ya bu biraz Apple'ın bir dili var yani Apple'ın hatta Orkan sevgili arkadaşım bir şey var onun. Apple tasarımında işte Dieter Rams'ın izlerinin olduğunu onun bir eski tasarımcısı vardı. Şimdi tam adı aklıma gelmedi. Tim Cook muydu? Merak ettim bir bakacağım. Şuradan. Abi Tim Cook CEO'suydu ya. O değil, o değil. Dur. Adı neydi ya? Jonathan Ive. Ya abi çok meşhur ya. Bunu nasıl unuttum ben ya adını.
Jonathan Ive'ın, Dieter Rams'ın izleri mi var acaba tasarımlarında diye bir yazısı vardı Orkan'ın, çok güzel. Onu da açıklama kısmına bırakayım, oradan okuyabilirsiniz. Çok güzel bir yazı. Ve gerçekten Apple ürünlerindeki o sadeliği ve yalınlığı, işte Brown'un eski ürünleri var, Dieter Rams'ın tasarımı olan, çok benzediğini göreceksiniz. Güzel bir yazı. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Ona bir bakın. Oradaki gibi ya bir şey olsun istiyorum ben, böyle yalın, modern görünümlü, kullanıcı deneyimine odaklanmış. Şimdi şey aklıma geliyor. Apple'ın standlı ürünleri ne var diye. Bu işte monitörleri var. Bir de tablet klavyeleri var. Bir tane monitör çıkarmışlar. Efsane bir şey ya. XRD Display mi neydi? Apple Pro Display XRD. Ya acayip bir şey ya. Oradaki stand aklıma geldi. Tamamen köşeli bakın. Şu stand. Bakın ya, yani Apple'ın tasarım dilinden şu an yola çıkıyoruz. iPhone 12 üzerine koyduğumuzda çok sırıtmayacak. Ben keskin köşeye dikkat edeceğim. Onu düşünüyorum. Ayarlanabilir olup olmayacağı ile ilgili emin değilim. Aslında ayarlanabilir olsun istemiyorum. Tek seferde yazıcıdan çıkaracağım. Mümkünse. Şurada mesela bir mekanizması var. Bu tip bir şey de yapabiliriz ama ben yapmayacağım yani. Tek başına bir parça küçük masanın üstüne koyacağız. iPhone üstüne koyacağız. Video izleyeceğiz. Bir şeyler yazacağız. Kafamdaki o yani. İnşallah alırsak iPhone 12 Pro lidarlı. Şey aklımdaydı sadece. Şimdi hemen bir girelim o zaman. Bir yeni parçamızı atalım. Parçanın tasarımı, montajın tasarımı, parçanın orijini, montajın orijini olsun dedim. iPhone 12 stand. MagSafe. MagSafe dedim ya onun adı. Bir bakmak istedim. Evet, MagSafe. Stand. Arkadaşlar, dünyada örneği yokken biz modelliyoruz. Tamam. Dünyada işi benzeri yok, biz modelliyoruz burada. İstanbul'un Esenyurt'unda gecenin bir vakti Apple 12'nin yeni nesil telefon standını modelliyoruz. İmkansız değil. Şimdi şurada bir tane orijin var. Bu orijini ben iPhone'dan bir izlemek istiyorum, onu görmeyeyim. Çünkü skeçleri oradan tutmayayım yanlışlıkla. Tamam. Şimdi hop, bunları da izleyeceğim. Tamam. Şimdi ben şey düşündüm ilk MagSafe'i gördüğümde, ya dedim ki bu adamlar yani o cüzdanı nasıl hep aynı şekilde durmasını sağlayacaklar? Veya hadi kılıflar, neyse kılıfı zaten oturtuyorsun, yeri belli de onun arkasına yaptığın herhangi bir aksesuarı nasıl olacak da hep istediğin yerde durmasını sağlayacaksın? Yani çünkü cüzdan böyle böyle de durabilir, böyle de durabilir ama o koyduğun zaman tak, tabii ki olması gerektiği gibi duruyor. Ben de şey düşündüm, yani bu mıknatısların kutupları var ya, yani herhalde kutuplarından faydalanmışlardır. Yani hani zıt kutupları kontrollü bir şekilde koyup siz aksesuarı üzerine yaklaştırdığınızda aslında birbirlerini doğrultuyorlar. O yüzden
Tabii biz bir iPhone gelmeden onun kutuplarını ben anlayamayacağım ama sanki arkasında ben kontrollü bir mıknatıs alanı yaratır gibi bir şey yapmam lazım. Ben de buna mıknatıs koyacağım tasarımda. Şimdi şu MagSafe'i gördüm. Şöyle bir şey yapacağım. Biraz daha geniş. Biraz daha dar. -45'e 75. Ben bunları şöyle bir tasarım ölçüsü olsun istiyorum. Böyle direkt bir çapa oturmasın. Öyle değil. Ya böyle değişik bir şey olsun istiyorum ya. Yani böyle mesela Apple bazı şeyleri bana şey geliyor. Abi nasıl bir cümle kurdum ya? Bazı ürünleri böyle güzel mi çirkin mi anlayamıyorum. Değişik bir yorumu var. Buraya 16 mm dedim. Şimdi şuraya bir burası oturmuyor diye. Ve bunun kalınlığı şimdilik 2 mm. Evet, böyle bir şey oturacak. Ve standı yatay merkezli düşünüyorum. Yani dikey bir stand değil de. Aslında bunun var ya çok güzel ayarlanabilir yaparsın ya. Şimdi var ya düşünüyorum. Yine kendime iş çıkaracağım valla. Tek bir tane şey yapacaktım. Kafamda var böyle yatay. Ama şöyle bir gerçek var zaten. Bu arayüzde yatayda düşeyde bu telefonu takabilirsiniz. Şimdi ben bu Apple ürünlerinde hep ben rigidlik görüyorum. Rigid bir tasarımı var. Şey değil. Hatları mesela arkadaşların telefonlarına bakıyorum. Onlara ilk mesela gidip mağazalarda falan baktığımda rigid böyle tutuşu rigid. Tabi bu oval tasarımlar hariç. Ama yine hissiyat böyle şey. Güçlü bir hissiyatı var. Bir ara gövdesi eğiliyordu hatırlıyor musunuz? iPhone 6'nın mı ne? Cebe koyuyordun. Eğiliyordu. Bu iPhone 12 ile böyle eski tasarımlara geri döndü. İnsanların en çok beğendiği tasarımlardan biri oydu. Keskin köşeli net hatlar. Bu tasarımda da öyle olsun istiyorum ben. Şimdi bizim amacımız ne? Şimdi ben Y'den bakıyorum. Aslında şeyi planlasam şimdiden iyi olurdu. Keşke onu baştan öyle yapsaydım. Telefonun bir açısı var. Görüntülenme açısı. Değil mi?
Yani şöyle duruyor mesela telefon. Onu ben düşünmedim. Şimdi onu bir Y ekseninde bir 30 derece tam diyecektim ki saat yönünün tersi pozitif. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde 30 dereceyle ben yapmak istiyorum. 30 dereceyle bana baksın. Yani böyle bir şey. Tamam. Yerden yüksekliği dört parmak olsun. Bunu tamamen şey yapıyorum arkadaşlar. Ölçemiyorsan bir şeyi ölçekleyeceksin. Bu ne demek? Ben de bu arada bilgisayarı sallıyorum ya. Kusura bakmayın. Elim masaya değiyor. Ölçüm yok. Yani metre yok. Kumpas yok. Hiçbir şey yok. O zaman bildiğim şeylerle ölçekleyebilirim. Bunu tasarımda çok kullanıyorum ben. Mesela biz bazen arkadaşlarla konuşuyoruz. Teknik kısımda toleranslardan bahsediyoruz. Veya iki parça arasındaki uzaklıktan bahsediyoruz. İşte bir montaj var. Montajda iki parçanın arası 3 milimetre. Boşluk var. Görünüyor. Evet, boşluk var. Var mı? Var. Peki montaj toleransı diye bir şey var değil mi? İki parçanın birbiri arasındaki işte onun montaj yerinin değişikliği, bu diğerinin değişikliği. Bunları hesaba kattığınız zaman bir aralık çıkıyor. 3 ile 5. Peki diyorum 3 milimetre güvenli bir mesafe mi? Peki 3 milimetre ne olduğunu farkında mısın? Kumpas elimi alıyorum ve 3 milimetreyi gösteriyorum arkadaşa. Veya 1 milimetreyi. 0,5 milimetre ne demek? Onu gördüğü an zaten bütün algısı değişiyor. Yani 3 milimetre, yani böyle bir ölçü yok. Çok küçük. Hani oradan yola çıkarak ben de işte 4 parmak yüksekliğinde olsun diyorum. Benim iki parmağımın genişliği yaklaşık 20-25 milimetre. O da zaten bir ince karşılık geliyor. Kabaca 50 düşeyde diyeyim. Düşeyde 60 milimetre yükseklikte olsun. Buraya ben elimi koyuyorum. Telefonu koyuyorum ve bir yaklaşımda bulunuyorum aslında. Hemen geldik. Magnet halkası dedim ben buna. Şimdi burada şöyle bir durum var. Benim bu eksen takımına bir de şey eklemem lazım. Yeni bir eksen takımı ekleyeyim ki 30 derece ile nominal düzlem arasında bir fark olsun. Şimdi orijin burası zaten. X ekseni bu. Şeyi doğru mu seçtim acaba hatırlayamadım ama. Şey yanlış seçtim. No selection. Bunu X seçeceğim. Bunu Y seçeceğim. Evet, şimdi döndürdü. Y'den bakıyorum. Bakın. İkinci eksen takımı yere paralel oldu. Bunu eklemek istedim ben.
Bu iPhone ekseni. iPhone'un voltajı. Bu da bizim tant ekseni. Bunu bir gizleyeyim. Şey yapacağım şimdi. Bir gövdesi olacak bunun illaki. Buradan parça çıkacak. Bir şöyle bir şey düşünüyorum. İlla ki bunu böyle tutacağız. Şimdi şu çapları projeksiyon alayım bir göreyim. Evet. Gece gizliyim. Evet. Şimdi halka gövde arası bir kol çizeceğim. Burada ayakların olduğu kısma gövde diyeceğim. Bir de bu gövde ile halkayı birleştiren bir kısım olacak. Nasıl bir şey çizelim? Şöyle bir şey çizmek istedim. Şimdi evet. Bunun tanjant burası yatay olacak. Burası dikey olacak. Bunun radyosu 10 olsun. Şimdi tahmin yapıyorum ben. Hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Bir önce yapıyı görmek istiyorum. Sıkıca dik baktım. Buna da 18 diyeyim. Tabii. Şimdi skeç bir tanımlı yapmam lazım. Böyle 8 dedim. Hatta ben bunu 10 diyeyim. Evet. Hala tanımsız. Şunun yüksekliğini verdim. 30 dedim. Burası çok kırıldı. Ben buradan da böyle sanki burada bir dik yüzey varmış da tanjant geliyormuş havası vermek istiyorum. Yani böyle şey bir kıvrım olmasın. Şunu sildim. Dedim ki sen buna tanjant ol. Şimdi benim kalınlığım kaçtı? 55-65 miydi? Şunu offset diyeceğim. 10 mm. Eksi 10. Şey oldu. Burası patladı. Benim bu radyosu gitmem lazım. Hoşuma gitmedi. Çok şey göründü böyle. Etli butlu böyle. 12. Tosuncuk gibi bir şey oldu da ben. Şimdi arkadaşlar bunları bir katı yapayım. Şunu merak ettim yani nasıl bir görüntüsü olacak. Kalınlığı onunla hoş olsun. Yani onunla eş olsun diye düşünüyorum ama şu bir katı yapalım. Bir görelim.
Yeni body ekleyelim. Bu zaten halka body'miz. Bu halka gövde. Aslında bu zaman köprü desem daha iyiymiş. Bu bir köprü. Şimdi genel et kanalı 5 mm yapmıştım. Bundan belirleyeyim. 1,5 diyorum ve şunu bir de mirrorlayayım. Şimdi ben şuraya şey yapmak istiyorum. Çok tatlı. İçleri dışları ayrı mı versem acaba? Şuralara bir 5 bir göstersene bana. 5 nasıl oluyor? 2. Keskin olacak mümkün olduğunca. Radyuslu ama keskin bir radyus. Hatları belirgin. Dokunuşu yumuşak. Kaydedelim. Hop. Parçayı hiç kaydetmemişim bile. Evet. Kaydet. Kaydı bir kontrol edeyim. Şimdi bunu bir yapıya bağlayacağım ben. Ve bu yapı şöyle yeniden bakalım. Ayakları olacak şöyle. Aslında var ya bu kesiti ben şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Buraya bir düzlem atayım ben. Şuranın skecini. Ölçü vermeyeyim de. Buradaki düzlem bir ilişkilendireyim. Bu bir. Ondan sonra şuraya şey yapacağım bir tane. Şimdi bunları birbirine bağlamam lazım. Bir tane profil yaptım. Arkadaşlar düşünüyorum vallahi sürekli. Nasıl bir şey yapayım? Şimdi ben bir Y'den bir bakayım şu sisteme. Şu açılı stand ekseni. Şöyle bir stand nasıl bir gelebilir? Ha? Bu böyle gelse. Şöyle gelsin. Şöyle gitsin. Şimdi bir yol çizeceğim ben.
Benim burada bir düzlemim var zaten. Düzlemi bulabilirim. Gel. 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 Şimdi şu düzlemle bu nokta çakışık olsun. Ve bu düzleme bu doğru dik olsun. Şimdi bu geldi. Şunu bir ölçü vereyim. Bir de bunun ortasıyla bunu da ortaladım. Şimdi şöyle bir görelim. Bunu 5 milimetre yaptım. Ben mesela şey istiyorum böyle hani yalın, sade, kullanıcı dostu, modern görünüş, Apple tarzı diyoruz ya. Mesela standları biz hep görüyoruz. İşte ya bir şeyin üstüne oturtuyorsun ya böyle kolları oluyor, tutuyor falan. Yani standı en az göreceğim şekilde yani sadece telefona odaklanacak bir dizayn yapmak isterdim ben bir Apple tasarımcısı olsam. Yani stand telefona mani olmamalı. Yani benim telefon deneyimime engel olmamalı ve odağımı stand değil telefonda tutmalı. Yani stand beni büyülememeli. Şey olarak böyle bunu tarif etmesi zor. Ben şu an sesli düşünüyorum. Yani stand sanki telefona uzak. Uzakta ama onu tutuyor. Benim böyle elime koluma da çarpmayacak bir şey. Yani kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran bir stand. O yüzden aklıma şöyle bir şey geldi. Yani stand uzak olsun telefondan ama telefon tut. Ve ben böyle baktığım zaman keşke görmesem o standı. Havada gibi dursa iPhone. Ben bir iPhone telefon stand tasarımcısı olsam böyle bir şey yapardım. Burada da bunu yapmaya çalışacağım. Şeyi denemek istiyorum bir. Şu parçayı ben köprü diyeceğim. Ben köprü boğazı dedim buna. Tam o boğaz bölge burası. İkisinin birleştiği. Bu skecede köprü dedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şurayı bir süpüreceğim. Ne oldu? Çok mu şey geldi? Dönmedi mi? Heh. Şimdi bak. Bunları böyle ayrı parçalar gibi düşünmüyorum. Ben bunları birazdan şeye ekleyeceğim. Buna gövde diyorum şimdi. Taşıyıcı gövde. Bir insert body yapalım. Şunları bir ekleyelim. Halkayı ekledim. Köprü ekledim. Gövde ekledim. iPhone 12 MagSafe stand. 40 dakika olmuş yine vallahi uzun sürecek. Biz 2 saatte neler yaptık be? Telefon standı mı? Burası kötü oldu. Ben mesela burası böyle şöyle oval falan olsun. Değil mi? Çok keskin göründü bana. Orayı ben nasıl yok edelim? Şuraya bir
Dropkick nasıl versem? Sevmedim yani. Oranın ve üstten alttan görüntüsünü sevmedim. Şimdi ben buna biraz dışarıya atsam mı acaba? Şu Y'den baktım. Şimdi bunun bir ağırlık merkezi var. Bu telefonun ağırlık merkezi de burada. Bu sistemin ağırlık merkezi. Şurada bir yerde. Benim standımın ağırlığı ya telefondan daha yüksek olacak veya bir şekilde çünkü ben şey dedim ya telefondan uzak olacak. Ben telefondan standın ayaklarını görmek istemiyorum. Yani telefon bana havada duruyor gibi dursun istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Aslında mesela standa şarj özelliği koymak isteseniz aynı zamanda şarj eden portatif bir şarj aleti gibi kablosuz şarj cihazı gibi düşünseniz hemen bu arkasına bir batarya koyarsınız, değil mi? Bu bataryanın ağırlığıyla zaten şey olur o. Onu tutabilir. Bunu sağlayabilirsiniz. Ama ya nasıl bir ayak tasarımı yapabiliriz bunu telefonu önde tutup devrilmeyecek? Ya da ağır olmalı dediğim gibi. Bir şurayı merak ettim. Şurada nasıl bir değişiklik yapabilirim? Şöyle bir şey deneyeceğim. Evet. Öncesinde de burayı patlattı. Evet. Şu çizgiye zarar vermeden 2 milimetre radyus. Buraya da et kalınlığı kadar radyus. Şeyi düşünüyorum hala. Nasıl olur da ben bir telefonu standtan uzak tutarım. Telefona bakarken ayaklar gözükmez. Biraz zorladı. Yani düşünüyorum. Siz de düşünün arkadaşlar. Siz ne yapardınız? Bu net kanalı 5 değil mi ya? Sanki şurası böyle şey gibi göründü bana da. Ya da ağır bir stand olacak. Yani cep telefonunun ağırlığı belli. Atıyorum 200 gram. Buralar yani gövde ve halka kısmı alüminyum olup
kısmında çelik bir şey yapılabilir. Neredeyse iki kat fark var. İkiden fazla, 2,5 kat fark var. Yoğunluk farkı. Şuraya herhalde satsam nasıl olur? Ama bunun bir de üretilebilirliği var. Beğenmedim. Düşünüyorum valla arkadaşlar. Hala. Ya aslında benim aklımdakini yapıp bitirebilirim şeyi. Şurasını da çok beğenmedim ya. Köprünün tasarımını çok beğenmedim ya. Ama bu kendiliğinden olan bir tasarım ya. Düşünüyorum. Bir şey çıkmadı. Yani saçma mı mantıklı mı yaptığım şey bilmiyorum ama şuranın yüksekliği. Yalnız telefonun ölçülerine bakınca ne 60 mm'nin ne kadar yanlış bir açı olduğunu gördüm. Şey mesafe olduğunu gördüm. Yani en az 80 mm olsun ki yüksekliği kurtarsın. Nasıl bir şey yaparız? Nasıl bir şey yaparız? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir şey düşüneyim ben. Biz 30 dereceyle şuradan bir yerden bakarsak mesela mantık üretelim. Ben şuraya İnsan gözünü çizeceğim. Kabaca. Kabaca insan gözünü çizdim ve sanki
150. Ya yani 300 milimetreden bakıyor gibi. Düşündüm. Ve şuradan. Abi çok zor ya. Hani şeyi çizmeye çalışıyorum. Görüş açısını. iPhone ne kadar engel oluyor? Şu arkayı göremez. Değil mi? Ya benim ayağı burada kesmem lazım. Mümkün değil. Ya da bunun ayak tasarımını yani arkasına ağırlık koyacak bir şey gibi yapabiliriz ama. Ama ağır olabilir yani. Hani telefon standı ağır olabilir. Şu Pro Display'de aklıma bir şey takıldı. Ama tabi burada profesyonel bir monitör bu. Her şekilde devrilmesini garanti altına almak isterler. Yani burada ayak açıklığı şey fazla bile. Biz abi değişik bir şey yapmalıyız yoksa ne manası var? Ne yararı var? Şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi şuradan bakarsanız hadi biraz ben işim biraz daha şey yapayım. 350'den bakayım. Daraltır mı açımı? Yok be bir şey fark etmiyor. 300. Biraz daha açıyor. Ama telefonu referans alırsam yine aynı yere gidiyor zaten. Şey aklıma geldi. Yani şurası boş bir bölge ya. Şurası boş bir alan. Acaba dedim şu parçayı şuraya alsam, yukarı alsam. Ne olur böylelikle? Telefon arka hacminden faydalanıp acaba şöyle açılı gelip alçak bir stand olursa ki ben size ne yapıyorum? Yüksek yapıyorum. Peki bu stand buralarda olursa ama telefon değer bu sefer de. Bir saat olmuş. Bunu nasıl çözelim ya? Şimdi benim aklımda şu vardı az önce. Buradan gelecek, ayaklar genişleyecek. Şöyle bir geniş radyus yapacak. Böyle. Şöyle radyus yapacak. Ortasını boşaltacağım. Bitecek. Aslında ben onu şöyle yapayım. Bak. Pro Display'e çok benziyor aslında. Ama ben şuraya radyus vermek istedim. Tamam. Aslında var ya şey de olabilir bak. Sanki Pro XRD monitöre karşıdan bakıyormuş hissiyatı da verdirebiliriz. Bak bu daha güzel. Bu daha mantıklı. Apple'cılar bu tip şeyleri daha çok sever.
Yani standa baktığı zaman karşıdan şu gözü kapatayım. Standa baktığı zaman sanki bu Apple ürünlerinde şey var ya, mesela bir arabalarda da öyle. Hani bir çizgi var. Bütün modeller ona benziyor. Bu Apple ürününde de şeyi yapmış oluruz. O genel görünüşü korumuş oluruz. Sanki bir Apple cep telefonu değil de Pro XR'de display'e bakıyor gibi. Bakın, ayağı bu kadar tasarım. Hatta biz o zaman ne yapmalıyız? Şöyle yapmalıyız. 60. Yes. Vallahi güzel oldu. Sanki Pro XR'de display'e bakıyormuş gibi hissedecek adam. Bakın şunu. O zaman ne yapmak lazım? Burayı ayarlanabilir yapmak lazım. Geldik yine ayarlanabilir bir arayüzü ama böyle, yani telefon standı için yani bilmiyorum ayarlanabilir olmasının bir şeyi var mı da. O kadar, çünkü görüş açısı o kadar geniş ki şeylerin, telefonların. Yani size şöyle baksa yeter. Yani ben bu telefona bakarken ha böyle bakmışım, ha şöyle bakmışım. Çok ciddi oynamıyor yani. Hani şöyle bir kesinlikle, mesela şöyle söyleyeyim. Şöyle düşünün. Karşıdan bak, göstermeye çalışıyorum. Hani şunun atıyorum bir 5-10 derece zaten onu biz fark etmeyiz bile. Hani bizim önümüze gelse böyle duruyor, şöyle duruyor, şöyle duruyor. Onu biz anlamayız bile. Hani tamam, şu, pardon. Şunla şu çok farklı bir şey. Ama küçük böyle 5-10 derecelik açıları bence anlamayız. Ve hani şey şöyle oluyor. Açı yetersizse belki geri çekersin biraz veya kendine çekersin. O perspektifi uydurabilirsin yani. O aralığa tutturabilirsin. Tabii ki ayarlı olsa güzel olur. Ama ben ayarlı yapmak istemiyorum. Neden derseniz, bir kere daha pahalı yapar ürünü ayarlı olması. Daha karmaşık yapar. Bence güzel oldu. Şimdi bakın. Buraya. Bizim kullandığımız radyuslar kaç? Kaç kullanmışız? 6. Çok güzel. Orayı da 6 kullandım. Bunlar 3. Altının yarısı. 2 yapmışız. Tamam. Ya burası mümkün olduğunca keskin olacak. Ya burada radyus olmayacak. Keskin. Şöyle bir yaptım. Tabii burada şey oldu. Burası bir çap ve burası dikdörtgen olduğu için şimdi ben şöyle bir şey yapacağım onun için. Bunu çapı 60 milimetre olan, yani şu skeçle keseceğim onu. Nasıl yapacağım onu? Hatta yüzey yapayım da yüzeyle trimleyeyim. Hiç şimdi şeyle uğraşmayayım. Yok, skeçti mi keçti, hemen şuradan
Buradan bir join yapayım. Buradan bir boundary alayım. Pardon ya. Boundary diyorum. Extract. Al şu çizgiyi. Şu bir. Al şunu da. İki. Ben aslında bunu tek extract alırdım ya. Boundary olunca sanırım şey yapmadı. Bunu aldım. Extrude'umu şöyle yaptım. Tamam. Bir yanlışlık oldu. Şunu yakalıyor galiba ya. Extrude. Extrude. Extract. Limit. Okay. Yok yok, sıkıntı yok. Extract 2. Şimdi ben bunu bakın şurayı trimleyeceğim zaten. Yapacağım şu. Orayı uyduracağım. Ve biz bunu üretebiliriz arkadaşlar. Bu üretilebilir bir parça. Nasıl üretileceğini de konuşuruz istiyorsanız biraz. İstiyorsanız diyeyim ama keşke orada birileri olsa. Benim hayalim zaten İnşallah büyürsek yani oralara gelirsek de bildiğiniz canlı tasarım yapmak yani canlı yayında insanlarla birlikte yani burada tepki de aldığım işte yorumlarla bir şekilde yönlendirmelerle tasarım yapmak. Zaten burada patentli işler yapacağım yani onu hep şey yapıyorum kendi kendime söylüyorum. Yani elimden gelen en iyisini yapacağım yani her zaman. Hep böyle özgün ürün, özgün iş çıkarmaya çalışacağım. Şimdi ben bunu en son yaptığımız bilek desteği de, şey yaptım. En son yaptığımız bilek desteği de kesinlikle patentlik bir iş aslında bakarsanız. Kurcalasak alınır yani. Şimdi içeriği tut dedim. Burayı götürdü. Yine geldim. İçeriği tut dedim. Burayı götürdü. Bak. Şurada küçük bir şey oldu. Oraya zaten tatlı bir aslında var ya buna render almak lazım şimdi. Efsane olur. Tamam. Orayı yok ettik. Şimdi içeride de şey var bu sefer. Doğal olarak. Şimdi ben ama içeriği de trim yapmamız lazım ya. Böyle olmaz. Böyle bırakmayız. Apple'ı bırakmayalım. 0,5 mm büyüttüm onu. Şimdi 0,1 bile büyütsem. Hafif taşsa yeter. Şu radyosu küçülteceğim. Benim bu radyosu buraya kadar taşımam lazım. Ki kesince orayı silsin. Ben bunu yüzey alıp böyle kestiğim zaman burada bu sefer şey olacak. Ben bunu trim yapacağım mı? Trim yapsam da burası böyle keskin çıkacak. Mümkün olduğunca az aslında thickness 0,6 0,3 0,2 Şöyle bir şey. Ya şurayı sanki çok beğenmedim ya.
Şurada biraz daha bence var. Dokunuşlar olabilir ya. Bir 6 yapayım. Genel radyusunu. Ne? Bu biraz daha iyi. İçeriği de bir silelim. Daha güzel olsun ya. Yine ekstrak yapalım. 1 saat oldu. Her zamanki lafımızı söyleyelim. Buraya kadar kesintisiz diyen arkadaşım, tasarımda yolun açık. Kesin. Önün açık. Ne diyeyim sana? Kefilim benim. En sonu bilek desteği efsaneydi. 2 saat 15 dakika falan sürmüş. Bu canlı tasarımın olayı bu arkadaşlar. Kalkmıyoruz. Bitirmeden kalkmıyoruz. O yüzden çok uzun sürüyor. Şimdi ben yine geldim yüzeyden. Şu yanlış seçtim. Şu bir. Şu 2 cancel. Şu içleri bir uzat bakayım. Buradan bir görelim ne yapıyorsun. İşte burası felaket. Şimdi bizim buraya bakın ne yapacağım. Şimdi en düşük mesafeyi yapacağım. İşte kabaca şöyle göz kararı. Kaçmış? 6. Tamam. Tamam. Şimdi diyeceğim ki burada biraz şey sıkıntısı olacak ama. Ben şimdi mesela trim komutunu burada kullanırsam, trim çünkü o kadar basit ki katıdaki trim şey yapar. Burayı mı tutayım, burayı mı? Yani sağım, içi mi dışım tutayım, dışı mı tutayım diye bir şey sorabilir. Mesela bakın burada ben trimi kullanırsam parçayı komple uçuracaktır. Ya da böyle gördüğünüz gibi kesmiyor diye bana hata verecektir. Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Bunun içini fil yapmam lazım. Yani şurayı doldurmam lazım. Bir hacim yaratıp hacmi çıkar demem lazım. İş uzadı. Hemen şuralara burayı dolduracak şeyleri atayım. Hop, seçmemişim. Şimdi burayı fil komutuyla fil de öyle güzel bir komuttur ki doğru kullanırsanız acayip bir işe yarar. Çizgiyi nereden tutmuşuz ya? Şeyi yanlış tutmuşuz. End. End'i yanlış tutmuşuz. Bunu da yanlış yapmışız. Abi felaket. Çok uzun sürdü. Arkadaşlar bu arada saat 3'e geliyor gece. Canlı tasarımları hep böyle akşam yapıyorum gün sonunda. İşim bitiriyorum. Öyle başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Tamam. Burayı kapattım ya ben. Burayı kapatınca artık o kesebilecek hatta bir join yapma. Bir radyus denemek istiyorum. Ya bu içeriye radyus atarsa benim sonraki işimi rahatlatır. Yap bakayım. Niye mi? Ben hangi radyosu seçtim? Seçtim ki. Edge flute. Edge flute at.
No sharp buraya şey atamıyor muyum ya? Shape fillet. Bence şeyden dolayı buraya atamıyorum. Ben bunu aslında şöyle yapabilirim. Bakın. Katı yapıp biliyorsunuz biz çok severiz hacim unsurlarını. Bakın şimdi. Ters yönlü bir ne yaptım ya? İki. Ters yönlü. Üç. Bakın şimdi. Ben bu katıyı şeyden çıkarmasını isteyebilirim. Bilmiyorum. Bunu iç halka halka iç tıraşlama dedim. Bakın şimdi. Bunu ben remove ettiğim zaman şöyle bir yapı ortaya çıktı. Dedim ben orası keskin kalacak. Hemen bu iç halkaya radius attığım zaman şuraya gördüğünüz gibi burayı iyi yapmadı. Öyle yapmayayım o zaman dur. Dediğim olmadı. Ben bunu yapmak istedim. Şuraya. Şöyle razı edeceğim. Bak. Bu çizgiyi kırmadan içeriğin ovalliği ile birleşecek bir radius atmak istiyorum. Bunun için şöyle yapıyorsunuz. Edge Fillet komutunu kullanıyorsunuz. Pardon. Edge Keep özelliğini kullanıyorsunuz. Buraya radius atarken diyorsunuz ki bu çizgiyi koru. Bu çizgiyi koruduğunuz zaman normalde nasıl diyeyim size? Bunu tarif etmek zor ama radyusu aşağıdaki çizgiye zarar vermeden sizin 2 belirliyorsunuz ya parametreyi. O 2'yi yukarıya yaymaya başlıyor bu sefer. Aşağıya değil de yukarıya doğru yayıyor. Ve bu edge sizin seçtiğiniz kenarı mümkün olduğunca korumaya çalışıyor. Şimdi aynısını gelip bir de buraya atacağım. Daha büyük radyuslarda girebiliyorsunuz. Normalde ben buraya 2 radyus atamam. Muhtemelen. Mesela bakalım. Atmıyor. Çünkü burada onun yeri yok. Ama siz bu çizgiyi koruyarak yay dediğiniz zaman bu daha büyüğe bile gidebilir. Bakın 5 radius attım ya şuraya. 10 radius attım görüyor musunuz? Ama bu kenarları çok çıkmadan arada bitirsin istiyorum. 6 yapacak mı? 6 yaptı. 6 bizim zaten bu parçanın radyusu oldu. Buraya da bir tatlı radyus atıp işi bitireceğiz. Tamam. Tada. Şimdi bunun rengini beyaz yaptım arkadaşlar. Apple'ın açık grisi yapmak lazım aslında. Bir gelelim şöyle. Şöyle bir şey grisi var onun. Uzay gri mi diyelim? Açıp bakalım şöyle bir iPhone'la. Vallahi fena olmadı. Hakikaten. Bu arada kısık sesle konuşuyorum biraz ama umarım seste bir sıkıntı olmaz. Bence güzel oldu. Vallahi biraz şurası beni şey yaptı. Hani şuraya çok ısınamadım ama bu hep böyle olur. Hani tasarım sevmezsin ama sonra gözün alışır ya. Biraz ona güveniyorum. Çok da reddedemiyorum. Karşıdan bakınca
Pro Display XRD gibi. Buna bir ayarlanabilir özellik yakışır aslında, güzel olur. Böyle olacak ama bu da. Burada bir çap olacak sadece. Çap. Büktüğünüz yerde kalacak. Ya bunu ben endüstri ürün olarak yapmak isteseydim yani kesinlikle şey gibi, yani şurada gördüğünüz gibi. Yani böyle bir çapı olacak o kadar. Burada bir çap olacak. Burada da onu yapabilirdik de gerek yok bence. Böyle yalın sade bir ürün oldu. Ben ekonomik olmasını tercih ettim diyeyim. Işığı düşürdüm ya. Devirdim daha doğrusu. Şimdi şey aklıma geldi bu arada. Telefonu dikey koyabiliyor muyuz acaba? Şöyle Ctrl C V yaptım. Şunu gizledim ve bunu, benim burada bir eksenim vardı. Şu eksende 90 derece döndür. Vay, güzel. Oldu. Şunu hallettim. Şöyle bir Y'den bakalım. Güzel. X'ten bakalım. Gayet güzel. Fena bir tasarım olmadı ya. Peki bu nasıl üretiriz? Asıl mevzu o. Üretilir mi arkadaşlar? Bu parça. Şimdi ben bunu, nasip olur da iPhone 12 alırsak, bunu 3 boyut yazıcıdan basarım. Şu arkalara mıknatıs koyarım. Neodyum mıknatıs. Burayı böyle delerim. Arkadaşlar. Canavar gibi çalışır bu stand. Bence gerçekten güzel oldu. Daha telefonu çıkmadan Türkiye piyasasında standı çıktı. Ne yapalım abi, telefonu alamıyoruz. Hayal de mi etmeyelim? Tamamladık galiba arkadaşlar. Benim başka bir şey aklıma gelmiyor. Zaten sade, yalın, modern görünümlü, Apple çizgileri taşıyan bir MagSafe stand tasarlamak istiyordum. Ben aslında buna bir render almak isterim valla. Render efsane olur buna. Bir bakacağım. Belki kapak fotoğrafında olur. Şurada bir iki radyüsten esem ya. Ulan yine geldim bak. Yine geldim buraya ya. Bunu üstten bak. Ya o kadar da şey değil ya. Gayet iyi ya bu. İyi abi, iyi, tamam. Şimdi şu çizgileri açayım. Şeyi görün siz. Bu radyusları görün. Radyuslarda nasıl davranmış program. Gerçekte aslında bu yüzeyler böyle dalgalı olacak. Ama o kadar şey bir geçiş var ki, yumuşak geçiş var ki, onu kullanıcı hiçbir zaman anlayamaz. Şöyle çizgileri ben kapatıyorum. Ve tasarımı da artık tamamlayayım. Ne yapıyoruz? İzometrik görüşümüzü alıyoruz. Üst montaja tıklıyoruz. Yatay. Şöyle bir son kez bakalım. Şöyle bir önden bakalım. Sağ görünüş. Bence gayet şık ya. Şuradaki radyosu biraz arttırsam mı? Orada radyosu var mı? 3 yapayım.
Bunda sekiz yaptım. Tamam, biraz arttırdım, daha iyi oldu. Şunu hayret. Tamam. File save ol. Yatayda böyle. Düşeyde böyle. Vallahi ben beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle izometriyi alayım ve kapanışa geçelim. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat oldu ben başlayalı. File table. Peki. Evet arkadaşlar, bir canlı tasarım videosunun daha sonuna geldik. Bu sene hayalini kurduğumuz iPhone 12 Pro lidarlı versiyon için bir MagSafe telefon standı tasarladık beraber. Görmedim hiç. Aksesuarlar arasında yoktu galiba, yanlış bilmiyorsam. Böyle tutan bir şeyler var ama zaten kesin yapacaklardır da. Türkiye'de ilk biz yaptık diyelim. Gelir yani. Artık kaç dolara gelir, ne yaparlar? Gelmezse de bizim ürün hazır. Arkasında biraz neodim mıknatıs taktık mı, bu stand çalışır yani. Çok da güzel olur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyürüz inşallah. Görüşmek üzere.